Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu premium gemiler. Şimdi premium gemileri biliyorsunuz ben çok fazla almanızı önermiyorum. Yani biraz pahalılar ve çok aşırı güçlüler desem yalan olur. Ama hangi premium gemileri seviyorsun? Sen olsan hangilerini alırsın diyen bir arkadaşımız olmuştu. O yüzden bugünkü sorumuzun yanıtı bu olacak. Size kömürle alınabilecek gemileri önermeyeceğim. Yani TR-9 gemilerin çoğu biliyorsunuz kömürle alınıyor. O yüzden onları es geçeceğiz. Dublon alabileceğiniz, benim sevdiğim, eğlenceli gördüğüm gemilerden bahsedeceğim. Bütün gemilerden bahsetmesem de arkadaşlar aralarında iyi olan gemiler olabilir. Yani siz mesela ben bugün Vanguard'dan bahsetmeyeceğim ama Vanguard ilginizi çekiyorsa, benim söylediğim gemilerle ilgilenmiyorsanız yorumlarda yazarsanız diğer gemilere kıyasla ne kadar iyi benim tahminimce bunu yanıtlayabilirim. Şimdi ilk olarak önereceğim gemi arkadaşlar Ki. Ama Ki'yi şu koşulda öneriyorum. Japon savaş gemilerini oynamadıysanız. Çünkü Ki Amagi'ye, Japon teknik harcındaki Amagi'ye çok fazla benziyor. Yani eğer o harcıyı kasmayacaksanız Ki'yi oynamanız size farklı bir oynayış sağlar. Ama Japon savaş gemisi harcını kasacaksanız ama Amagi'nin olduğu harcı o zaman boşuna para vermiş gibi hissedebilirsiniz Ki'yi oynadığınızda. Çünkü arkadaşlar Ki birincisi Amagi ile aynı topa ve çok benzeri bir zırha sahip. Hatta neredeyse aynı zırha. İlk olarak toplarından bahsedelim. Arkadaşlar Ki'nin 5 tane topu var. 410 mm. Ve bu toplar gerçekten güzel vuruyor. Bakın 12.600 zırhlayıcı mermi hasarı var. Zaten 10 tane dış attığınız zaman salvo hasarınız 126.000 oluyor. İyi bir menzile de sahipler. Cidden vurduğunuzda acıtan toplardan bir tanesi. Ama Ki'nin tabii ki tek iyi yanı topu değil. İkinci iyi yanı arkadaşlar, Ki'de köşk yemeniz çok zor. Bakın şöyle zırh düzenini size göstereyim. Hem bakın şurada bir zırh kuşağı var 292 mm. Hem de normal Japon zırhının aksine Ki'de zırhınız, daha doğrusu köşkünüz şöyle eğimli arkadaşlar. Mermi delebiliyor zırhınızı. 292 mm'lik zırh delinmeyecek bir şey değil. Ama köşke girmesi için ekstradan bu eğimi de geçmesi lazım. Ve bu sizin köşk vuruşu yemesinizi bayağı zorlaştırıyor. Bu zırhla beraber daha yakın mesafe savaşlarda kapışabiliyorsunuz. Diğer Japon gemilerinin aksine. Ama gide de bu özellik var bu arada ama. Hani ama gidişindeki gemilerin aksine diyelim. Ve bu size biraz daha eğlenceli olabilecek bir oyun moduna sokuyor. Hem güzel toplara sahipsiniz, uzun mesafede deş edebiliyorsunuz. Hem de yakın mesafede başka bir gemiyle savaşmak isterseniz diğer Japon gemilerinin aksine burada biraz daha dayanıklısınız. Biraz daha gücünüz var. Bununla beraber Amagi'nin ikinci toplarına da sahipsiniz. Şöyle zırh üzerine bir kapatayım. Şurada gördüğünüz ikinci toplar arkadaşlar üst kısımdakiler, alttakiler değil. Amagi ile aynı isabet oranına sahip. Yani Amagi'nin eğer bilmiyorsanız PL8'deki isabet oranı Alman savaş gemilerinden bile daha iyi. Bu toplar için de aynısı geçerli. Küçük olanlar kötü. Ama yakın mesafe savaşa girerseniz ya da böyle ikinci top odaklı bir build yapayım, eğleneyim derseniz çok da canınızı yakmayacak bir tane build'i var. Tabii ki Alman ve İtalyanlar gibi hatta Fransızlar gibi uzun menzili yok. Ama yakın mesafede arkadaşlar bu toplar bayağı isabetli ve eğlenceli olabiliyor. Ama gidebiliyorsunuz. Ben ikinci top build ile oynamıştım. Güzel bir oyun çıkmıştı. Ki'de de benzer oyunlar olabilir. Yani tabii ki ikinci top build'i yapın demek istemiyorum. Bu gemide sizin yapmanız gereken build ana toplarınızı güçlendirecek ya da işte alev almanızı düşürecek bu itler. Çünkü köşk yemeyeceksiniz. En büyük hasarınız sizin alev hasarından olacak. Bunlara dayanmanız, bunlara odaklı bir build yapmanız daha güzel. Ama ikinci top odaklı build yapsanız bile yani eğlenebilirsiniz. Bence bu çeşitlilik de Ki'yi eğlenceli kılan gemilerden bir tanesi. İkinci seçenek. Şimdi bu gemi arkadaşlar öneriyorum ama yani hem sevdiğim hem nefret ettiğim gemilerden bir tanesi Roma. Ale Littorio var bende biliyorsunuz. O zaten Roma'nın tamamen kopyası. Bütün geminin özellikleri aynı. Bu gemide arkadaşlar şöyle bir sorun var. Eğer şanslıysanız bu gemi felaket. Çünkü şanssız bir adamın bu toplarla yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani 5 kilometre mesafede beni 6 tane top verminin gemiyi tutmadığını biliyorum. Adam bana şöyle yan şekilde dururken. Mermilerin dağılımı aşırı kötü. Şuraya baktığınız zaman oyun size 244 metre diyor ama bu yalan. Ama biraz şanslıysanız ya da biraz normal seviyede bir şansınız varsa toplarınızı biraz da olsa tutturabilirseniz arkadaşlar Roma eğlenceli bir gemiye dönüşüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu gemi çok dayanıklı. Yani TR8 savaş gemilerine göre ağır hasar yemeniz çok zor. Burundan şöyle durursanız rakip gemilerin sizi delmesi bile zor. Şöyle zırh açtığım zaman biraz daha iyi göreceksiniz. Bakın ön zırh zaten 32 mm. Şuralar gene 130, 375 şöyle bile gelseniz arkadaşlar. Daha doğrusu mermisi de şöyle geliyor olsa bile sizin delinmeniz, ağır hasar almanız bayağı zor olan gemilerden bir tanesi. Sadece işte ana topların hasarı kötü. Ya pardon, hasarından kastım isabeti kötü. İsabet sorunu çok fazla yaşamazsanız, biraz şanslıysanız
Dayanıklı bir gemi arıyorsanız arkadaşlar bu sizin acınız olabilir. İngilizler gibi canınız çok fazla artmıyor ya da çok aşırı süper kalın bir zırhınız yok. Ama zırh düzeniniz gereken yerde gerektiği kadar var. Bunun da 32 milimetre gerekiyor. 32 milimetreniz var. Buralarda 375 gerekiyor. 375'iniz var. Diğer 8 gemilerde savaş gemileriyle rahat rahat kapışabileceğiniz, korkmadan üstlerine gidebileceğiniz bir build'iniz var. O yüzden dayanıklı gemi seviyorsanız Roma sizin tercihiniz olabilir. Roma'nın bir diğer iyi yanı ise arkadaşlar gizliliği. Bakın denizden tespit edilme mesafesi 14,5 kilometre diyor. Siz bunu eğer gizlilik düşüren modülü takarsanız 13 kilometre düşüyorsunuz. Ve 13 kilometre gerçekten güzel. Yani bir savaş gemisinin değil de mesela diyelim bir kruvazörü gördünüz. Kruvazöre gizlice yaklaşabiliyorsunuz. 13 kilometreden aniden toplarınızı ateş ederseniz şansınız çok felaket olmadığı sürece arkadaşlar adama tek atma şansınız bile var. Çünkü mermi hasarınız kötü değil 12.000. Yani 9 tane mermi de ya yok edersiniz yarı cana indirirsiniz bir kruvazörü. Diğer savaş gemilerinin aksine biraz daha gizlenebiliyor ama. Ve ateş ettikten sonra genelde ateş ettikten sonra arkadaşlar belli bir süre biliyorsunuz. Siz tespit edilme mesafeniz ana bataryanızın menziline çıkar. 18 kilometreye çıkar mesela Roma'da. Bu gemide biraz daha hızlı bir şekilde düşüyor. Yani mesela diğer gemilerde ateş ettikten bir 25 saniye sonrasında tespit edilme mesafeniz şurada gözüken mesafeye düşüyorsa Roma'da, Littorio'da bu süre biraz daha kısa gibime geldi. En azından ben öyle hissettim. Bu da işinize yarayacaktır. Mesela rakipten kaçmak istiyorsanız gizliliğinizin düşük olması yine sizin ateş almadan kaçmanızı sağlayacak. Rakibi yakalamak isterseniz de yine sürpriz bir şekilde yakalamanızı sağlayacak. Onun dışında geminin çok güzel özellikleri yok. Uçak savarınız yok diyebiliriz. Manevranız hani biraz hızlısınız, 30 knot güzel bir hız. Ama çok iyi bir dümen kurma süreniz yok. Ana batarya toplarınız dediğimiz gibi eğer orta seviye bir şans sahipseniz çok kötü dağılmadığı sürece güzel ama ikinci batarya toplarınız felaket. Tek sorun çok şansa bağlı toplarınız. Yani şanssız birisiyseniz tamamen uzak durun bu gemiden. Bunun dışında üçüncü önerim arkadaşlar Bredenburg. Şimdi Alman gemileri burada görüyorsunuz 3 tane var. Tirpitz ve Anhalt'ı önermiyorum. Bredenburg daha iyi bir seçenek. Neden derseniz Tirpitz bir kere Bismarck'ın kopyası. Sadece ekstradan torpidonuz var. Onun dışında çok düşük bir iki tane değişikliği olabilir ama 12.800 dublon vermeye değecek bir şey değil. Anhalt dizaynı çok kötü bence. Hem yavaş hem de geminin ana toplarının büyük kısmı arkadaşlar arkada. Sizin bu topları kullanabilmek için sürekli yan duruyor olmanız lazım. Rakibe size vuracak bir açı vermeniz lazım. Üstüne gemi çok büyük, çok uzun, çok kolay bir hedef tahtasınız. Zırhınız süper desek doğru olmaz. Güvertenizi vesaire farmlamak kolay. Ancak Bredenburg bu iki geminin de aksine hem biraz daha güçlü olabilecek özelliklere sahip hem de oynaması daha eğlenceli. Bakın iki topunuz önde, iki topunuz arkada. İkinci toplarınız güzel. Torpidolarınız var. Yine Alman torpidosu. Menzili kısa 6 kilometre. Ama en azından hem size Tirpitz'ten biraz daha farklı bir oynanış sağlıyor. Hem de Anhalt gibi berbat bir top konumlanınız yok. Anhalt kadar uzun bir hedef tahtası değilsiniz. O yüzden Bredenburg'u öneriyorum ama diğer iki tane gemiyi direkt es geçin diyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar bir diğer önerim Constellation. Bu da Amerikan savaş gemisi. Bunu önerme sebebim ise radarı var. Şimdi radarın süresi çok uzun değil ama arkadaşlar hem hızlısınız hem de en azından muhripleri ortaya çıkarma şansınız var. Yani diğer gemilerdeki gibi muhribin sizin dibinize gelene kadar rahat rahat takılması mümkün değil. Doğru zamanda kullanırsanız hem muhripleri ortaya çıkarabilirsiniz hem de kruvazörlere karşı sorun yaşadığınız zaman bir kruvazör adanın arkasında saklanıyorsa, bir sizin içerisinde saklanıyorsa kruvazörlere karşı da bu radarı kullanabilirsiniz. Ya gemi hem iyi bir isabete sahip hem de radar biliyorsunuz benim oyunda en güçlü gördüğüm kabiliyetlerden bir tanesi. Radara sahip olan bir savaş gemisi de bence kaçırılmaz. Bunun için arkadaşlar TR8 kruvazör olarak Atago'yu önereceğim size. Neden Atago'yu öneriyorum diğer kruvazörlerin aksine? Atago bir kere Japon kruvazörü arkadaşlar. Patlayıcı mermileriniz güzel bir hasar vuruyor. İkincisi onarım kabiliyetiniz var. Normalde Japonlarda olmayan. Ve bir köşk hasarı yemezseniz ki dikkat ederseniz yemezsiniz. Yani Atago'da biraz daha iyidir normal teknik açık gemilerine göre. Kendinizi tamir edebiliyor olmanız, verdiğiniz yüksek hasar kaliteli bir kruvazöre çeviriyor Atago'yu. Kesinlikle muhripleri yok etmek için en güçlü araç diyemem. Ama rakip kruvazörlerle savaşmak için, rakip savaş gemilerine ekstradan hasar vermek için kullanabileceğiniz iyi bir araç. O yüzden eğer TR8'de bir kruvazör arıyorsanız Atago olabilir. Uçak gemisi olarak arkadaşlar önerim Kaga. Neyse Kaga'yı burada göremedim şimdi ama birazdan denk geliriz. Kaga'yı neden öneriyorum arkadaşlar uçak gemisi olarak TR8'de?
Çünkü normal Japon teknik araç gemilerinden farklı. Diğer uçak gemilerinde, en azından burada satılanlarda, genelde ülkelerindekilere benzer özellikler var. Ya da mesela işte Amerikan uçak gemisine Japon uçak gemisinin özelliğini koymuşlar. Zırhlı bomba koymuşlar mesela. Zırhlı bomba istiyorsan Japon oluyor. Niye Amerikan uçak gemisini alıyorsun ki? Ama Kaga'da hem patlayıcı bomba var, hem normal Japon torpidosu var, hem uçakların canı yüksek, hem de arkadaşlar güzel hasar veriyor. TR-8'de kullanabileceğiniz en iyi uçak gemilerinden bir tanesi. Yani normalde teknik araç gemilerini kasın. Uçak gemilerine para veremem demem. Çünkü hepsi zaten şey, güçlü. Zayıf uçak gemisi sadece İtalyanlarınki. Ondan uzak durmanız lazım. O bir tane premium uçak gemisi. Ancak Kaga istisna. Yani teknik araç gemilerinden bence bir gıdım daha güçlü. Zaten biliyorsunuz en son bir uçak gemisi videosu çekmiştik. Orada da Kaga'nın gücünü görmüşsünüzdür. Yani normal Japon uçak gemilerine göre ya da eş değerinde güçlü olabilecek işte Sovyet uçak gemilerine göre bile TR-8'de daha güçlü bence. Bir de arkadaşlar son önerim, eğer muhrip arıyorsanız TR-8'de kullanabileceğiniz Le Terrible güzel bir Fransız muhribi. Normal Fransız teknik aracı muhribine çok benziyor ama daha yüksek bir ateş hasarına sahip, biraz daha hızlı, biraz daha kaliteli versiyonu. Eğer Fransız teknik aracındaki muhripleri kasmayı düşünmüyorsanız ya da Fransız muhriplerini seviyorsunuz da TR-8'de daha güçlü bir seçenek arıyorsanız Le Terrible sizin için o iyi bir seçenek olabilir. Fransızların yaptığı her işi, hem yüksek hızı hem yüksek ateş gücü, L-Terrible TR-8'de normal eş değerine göre biraz daha güzel yapıyor. Şimdi TR-7 gemilere gelirsek. TR-7 gemilerde birinci önerim arkadaşlar Hood. Eğer savaş gemisi seviyorsanız. Şimdi Hood çok güçlü bir gemi değil ama eğlenceli bir gemi. Neden? Çünkü hızlı bir gemisiniz. Savaş kruvazörü gibisiniz. İyi bir isabetiniz var. Bununla beraber uçak gemilerine karşı biraz da olsa savaşma şansınız var. Mesela bir TR-6 uçak gemisi Hood'a rahat rahat saldırı yapamaz. Hood'un arkadaşlar uçak savarı savunma kabiliyeti var. Normal uçak savarı da güçlü. TR-6 bir uçak gemisi. Hood'a saldırırsa bütün uçakları silebilirsin. TR-8 uçak gemisine karşı tam tersi durum. Yani çok fazla kabiliyetiniz işe yaramıyor. Ama en azından biraz daha savaşma şansınız oluyor. Şimdi uçak savar kabiliyeti genelde çok önereceğim, güçlü olduğunu düşündüğüm bir şey değil. Ama Hood'da önerme sebebim arkadaşlar, TR-6 uçak gemilerine denk gelme ihtimali. Yani mesela Hood TR-8 bir gemi olsaydı, o zaman uçak savar özelliği tamamen çöp, hiçbir işe yaramıyor diyebilirdik. Çünkü bir Kaga'nın saldırısından Hood TR-8 olsa da kaçınamaz. Ama TR-6 olan bir uçak gemisinden kaçınabilir. Yani TR-7'de olduğu için önemli olduğunu düşündüğüm bir detay bence. Ve bununla beraber hani geminin yüksek hızı da yine eğlenceli yapan özelliklerden bir tanesi. Çok güçlü bir savaş gemisi değil ama TR-7'de biraz ucuz, biraz tarihi bir gemi arıyorsanız Hood bence eğlenceli olacaktır oynaması da. Zaten kanalda oynadığımız birkaç tane oyunda olmuştu galiba. Canlı yayında oynayamadığım oyunları saymazsak. Yoksa da ileride oynarız. Hood oynamayı seviyorum. Şimdi kruvazör arıyorsanız arkadaşlar da TR-7'de Maya'yı öneriyorum. Hatta Maya ile beraber bir önerim daha var size. O da Atlanta neredesin? Dur, Atlanta'ya sahip olduğum için burada gözükmüyor. Şimdi Maya ve Atlanta. Şöyle Atlanta'yı göstereyim ilk olarak. Arkadaşlar Atlanta'nın özelliği şu. Neredesin lan Atlanta? Heh. Radara sahip. Hem radar hem de çok yüksek sayıda topu var. 8 tane topu var ama aynı anda 7 tanesini kullanabiliyorsunuz genelde. Çünkü 2 tane top biraz ters taraflarda kalıyor. Hızlı bir şekilde ateş edebiliyorsunuz. Güzel alev çıkarma ihtimaliniz var. Menziliniz kısa. Şimdi 13 kilometrelik bir menzile sahipsiniz. Eğer bir adanın arkasında durabilirseniz arkadaşlar toplarınız yukarıdan aşağıya doğru düştüğü için ateş etmeniz kolay oluyor. Ve birilerini rahat rahat farmlayabiliyorsunuz. Bunun dışında radarınız sayesinde eğer rakip muhriplerin yerini biliyorsanız ya da tahmin edebiliyorsanız hızlı bir şekilde radarı açıp muhribi yok etmeniz mümkün. Toplarınız küçük olduğu için çok hızlı ateş ediyor ve muhripleri paramparça edebiliyorsunuz. Tamamen rakip muhtemeli yok etmek için ya da bir adanın arkasından ateş etmek için kullanabileceğiniz bir gemi. Bu oynanış stilini eğer bilmiyorsanız da daha önce hiç kruvazör oynamadıysanız arkadaşlar size kruvazör oynamayı öğretecek gemilerden birisi diyebilirim. Diğer gemilere göre biraz daha ucuz ama kesinlikle aynı derecede eğlenceli. Eğer siz diyorsanız ki kardeşim ben oyunda muhriplerden nefret ediyorum. Muhripleri böyle gösterdiğim anda silebileceğim bir gemi olsun. Ya da savaş gemilerinde böyle hızlı hızlı ateş edeyim, farm yapayım. Mesela onu seven oyuncular vardı bizden. Hızlı şekilde ateş edebilen gemileri soğanlar vardı. Atlanta sizin seçeneğiniz olabilir. Maya'nın farkı ne? Maya da arkadaşlar TR-7 bir gemi. Ama Maya'nın radarı yok. Maya'nın şöyle bir kabiliyeti var. Ana batarya yükleme desteği mevcut ve onarım ekibi mevcut. Onarım ekibi zaten Atagoda'da da söylemiştik. Japonlarda nadir olan bir kabiliyet ve olduğu zaman zırhınızı doğru bir şekilde kullanırsanız, köşk yemezseniz aşırı işinize yarıyor. İkincisi top isabetiniz yüksekken ana batarya yükleme desteğiniz var. Bu rakibi doğru bir şekilde yakalarsanız mesela bir kruvazör size köşkünü göstermiştir. Ya da işte bir savaş gemisi
rahat rahat yakmak istiyorsunuzdur adamı, hızlı bir şekilde ateş etmek istiyorsunuzdur. Bu tür durumlarda iki kabiliyet, daha doğrusu iki özellik aşırı işinize yarıyor. Maya mesela bir Atlanta'yla muhrip yok etmeyi yarışına giremez. Büyük ihtimal Atlanta bu yarışı çok rahat kazanır. Ama Maya ile Atlanta'nın arasındaki bir savaşı da Maya çok kolay yok eder. Yani eğer siz biraz daha kruvazörlere karşı savaşacak bir gemi arıyorsanız, diyorsanız ki kardeşim ben tek bir salvoda ya da birkaç atışı ağır hasar vereyim, bir gemiyi yok edeyim, Maya sizin hedefiniz olabilir. Ama yok, ben daha çok takıma işe yarayayım, işte muhripleri yok edeyim diyorsanız, o zaman Atlanta'yı almanız lazım. Burada arkadaşlar kruvazör oynayan oyuncuların tercihine kalmış. Bence ikisi de güçlü gemi. Benim param olsaydı Maya'yı mutlaka alırdım. Ancak şurada param olmadığı için alamadığım birkaç tane gemi var, yalan söylemeyeyim size. Maya da onlardan bir tanesi. Atago da onlardan birisiydi bu arada. Çok fazla alt tiyerlerden gemi önermeyeceğim ama bunun dışında önerebileceğim bir iki tane daha gemi var. Ondan da bahsedeyim size. Agincourt bu gemilerden birisi arkadaşlar. Şimdi Agincourt'un olayı şu. Geminin bütün şu özelliklerini boş verin. İkinci yıl batarya topları arkadaşlar bu geminin aşırı güçlü. Hatta o kadar güçlü ki oyundaki en yüksek ikinci top hasarına sahip olan gemi, yanlış hatırlamıyorsam, Agincourt. Bunu arkadaşlar siz iyi bir kaptan takarsanız tier 5'de tek yapmanız gereken, işte torpido yemediğiniz bir zamanda W'ye basılı tutmak. İkinci batarya toplarınız o kadar güçlü ki, bakın size şöyle göstereyim. Adamları patır patır düşürebiliyorsunuz. Bakın şu 76 mm'lik toplar. 2.7 saniyede bir ateş ediyor, 1100 hasar vuruyor. %4 yakma ihtimali var. Bir de şu küçük 152 mm'lik toplarınız var. Bunlardan 20 tane var arkadaşlar gemide, 10-10. Ve 2200 hasar veriyor, 25 mm'de de delmeye sahip. Yani her şeyi delebiliyorsunuz. Kırvazör, muhrip, savaş gemisinin güvertesi. Tier 5'te. Yüksek hasar veriyorsunuz, çok yüksek yangın çıkarma ihtimaliniz var. Bu gemiyle tek korkmanız gereken şey torpido. Torpido yemediğiniz sürece arkadaşlar W'ye basılı tutup böyle takır takır ikinci toplarla milleti öldürebilirsiniz. Oyundaki en eğlenceli gemilerden bir tanesi. O yüzden Tier 5'te kardeşim ben ikinci toplarla eğlenmek istiyorum ya da ikinci toplarla savaşabileceğim bir gemi var mı diyorsanız Agincourt diyebilirim. Cidden arkadaşlar bu gemiyi yok edebilmek için Tier 5'te bir savaş gemisi olarak yapabileceğiniz en mantıklı şey uzaktan dövmeye çalışmak. Çünkü en güçlü Tier 5 savaş gemisini bile getirseniz eğer Agincourt'un ikinci top mezarına girdiyse eriyor. Felaket eriyor hem de. O yüzden Agincourt'tan mutlaka bahsetmek istedim size. Bunun dışında arkadaşlar daha fazla gemi önermeyeceğim. Tier 5 ve altındaki gemileri zaten genelde almanızı önermiyorum. Hani Agincourt istisna olsun sadece. Çünkü alt yerde birincisi çok fazla oynayan yok. İkincisi alt yerde oynamak eğlenceli değil. Yani gemilerin asıl özellikleri biliyorsunuz. 7. tier ve üstünde açılmaya başlıyor. Alt yerlerde oynayıp zaten çok fazla para da kazanamazsınız o gemilerle. Genelde aldıktan sonra birkaç oyun atarsınız, sonra limanınızda beklemeye başlar. O yüzden benim tercihim Agincourt hariç diğer gemileri çok fazla almayın derim. Şimdi ben arkadaşlar önerilerimi böyle bitireceğim. O zaman bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.